İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri sonuçlarını partilerle değerlendirmek üzere AK Parti Kağıthane ilçe başkanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu'ya milletvekilleri partiler ve vatandaşlar eşlik etti. 14 Mayıs seçimlerinin çok partili siyasi hayatın en güvenilir, en huzurlu ve en güzel seçimi olarak tamamlandığını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasına şöyle devam etti. Özellikle ana muhalefet partisi ve onun koordine ettiği çevrede biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştireceğiz, yerine parlamenter sistemi getireceğiz demiştir. Millet bir cevap verdi. Millet ne cevap verdi? 320'nin üzerinde milletvekili vererek ona dedi ki senin tezini tasfiye ediyorum. Türkiye'nin yolu doğrudur. Tayyip Erdoğan'ın ve milletin açtığı bu yol doğrudur. Milletin oylarıyla verilen bu yol doğrudur. Biz bunun 5 yıldır meyvelerini Türkiye'de görüyoruz. Dünyanın en büyük sıkıntıları olmasına rağmen Türkiye'de istikrar 21 yıldır devam ediyor. Tek başına iktidarla. Aynı zamanda son 5 yılda da biz bunun bütün anlamını, bütün anlayışını hep beraber görebilme kabiliyetine sahip olabiliyoruz. Tezleri parlamenter sisteme yeniden geçmek ve millet parlamenter sistem konusunda da onlara çok güzel bir cevap vermiş oldu. Bu demokrasi. Verilen cevabı herkes alıp başının üzerine koymalıdır. Demek ki 7 tane başkan yardımcısıyla beraber hayatlarına devam etmek durumundalar. Eğer kazansalardı veya kazanacak olsalar 7 başkan yardımcısıyla, ki onun sayısı daha fazla da artabilir çünkü masanın altı var, üstü var, benim kafam orada hep karışıyor. Tam anlayamadım yani. Masanın neresi var, sağ mı var, sol mu var, altın var. 6 dediler 7 oldu, bazıları 11 dedi 9 oldu. Kafamda matematiğe çalışır ama bunların matematiğine çalışmıyor. Seçim akşamı da zavallı iki belediye başkanını öne sürdüler. Ellerine bir kağıt tutuşturmuşlar ve milleti kandırmaya yönelik bir kağıt olduğu apaçık ortada. Demişler ki bunları söyleyeceksiniz, şöyle yapacaksınız, böyle edeceksiniz. Hepinizin avukatlarınız var, binlerce avukat bütün sandıklarda var, binlerce on binlerce sandık görevliniz var, bütün ittifakınızın sandık görevlileri var. Hepsi sandığın başında ama sonuç Tayyip Erdoğan %49,5, Kemal Kılıçdaroğlu %44,9. Sonuç bu. Sonucu değiştiremiyorsunuz. Çünkü sonucu sizin ortaya koyduğunuz değerlendirmeler değil. Milletin iradesi belirliyor. Sonucu Amerika'dan buraya üflenen rüzgarlar, Avrupa'dan buraya üflenen rüzgarlar değil. Milletin iradesi belirliyor. Türkiye demokratik olgunluğunu en yüksek noktada gerçekleştiren bir seçim ortaya koymuştur. Bu bizim açımızdan çok önemlidir. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımız, devletimizin ve milletimizin kendini kucaklamasına hakikaten önemli bir cevap vermiştir. Bir de kimin kendisiyle beraber olabileceğini, kimin kendisiyle sonuna kadar birlikte olabileceğini bir şekilde teyit etmiştir. Ben bu hükümete inanıyorum, ben bu hükümete güveniyorum ve onlar bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyorum, güveniyorum, bizimle beraber olacak. Bakın, pazar günü seçim bitti. Pazartesi akşamı bütün koordinatör valilerimiz ve bütün koordinatör kaymakamlarımız seçim bölgesinde görevlerine başladılar. Yaklaşık 11 gün sonra tekrar Türkiye sandığa gidecek. Ve ikinci defa. Buna ilk kez gidiyoruz. Hep beraber. Büyük bir başarının altına imza attınız. Şimdi milletimiz de Allah'ın izniyle Türkiye 100 yılının kapısını hep beraber ne zaman? 28 Mayıs'ta hep beraber açacağız. Allah nasip edecek. Ertesi sabah da 29 Mayıs'a Ayasofya'dan başlayacağız. Allah'ın izniyle.